İffet konularıyla alakalı, namus konularıyla alakalı, haya konularıyla alakalı Efendim Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de fahşa diye nitelendirdiği, fuhuş diye nitelendirdiği, zina diye nitelendirdiği konularla alakalı bir gevşeklik, bir boş vermiştik, bir umursamazlık hali var mı? Gözüken var. Peki herkes umursamıyor, ben de umursamıyorum diye Mümin yarın mahşer meydanında Rabbinin huzurunda kendisini savunabilir mi? Hayır. Allah'ın Celle Celaluhu emir ve yasakları bütün müminleri bütün zamanlarda aynı derecede yani ilgilendiren hususlardır. Yer yer zaman zaman mekan mekan farklılık arz eden konular olabilir elbette. Ama Allah'ın Celle Celaluhu işte bir takım yasaklarında tarihin hiçbir döneminde bir değişiklik yoktur. Zina yasaktır. Bir insan, bir mümin, bir mümin iman bedeninde, bünyesindeyken zina edemez diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İman onu terk eder. Ya ne olacak ben günah işleyeyim de sonra tövbe ederim. Yok böyle bir şey. Günah işleyeyim de sonra nasıl olsa tövbe ederim. Yok böyle bir şey. Garantimiz yok. Bazen bir çirkinliğin peşinde koşarken kalbi yetmeyip de o esnada ölüp Rabbine günahkar, kirli ve çirkin bir fiilin peşindeyken kavuşanlar oluyor mu? Geri dönüşü yok, telafisi yok, pişmanlığı yok, bir dahası yok. Aman ya Rabbim ben ne yaptımı yok. Bir fırsat daha ver bana yok. Bitti. Her şey bitti. Mahvoldu. Serapa baştan sona baştan sona perişanlıktır, husrandır, zarardır, ziyandır ve telafisi yoktur. Dünyayı verse diyor Allah Celle Celalü. Dünya gibi bir dünyayı daha fidye olarak verse, kurtulmak için verse kurtulma imkanı kalmamıştır. Ne olacak şimdi? Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, günahlara alışmak insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden bir tanesidir.